İstanbul'un gerçek sahipleri olan baronlar. Bu baronlar, adlarını kimsenin yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemediği adamlardı. Her biri, kendi imparatorluklarını elleriyle inşa etmiş ve kentin sokaklarını adeta bir satranç tahtası gibi kullanarak rakiplerini devre dışı bırakmıştı. Geceleri gösterişli malikanelerinde otururken, altın sarısı viski bardaklarının ardında gizlenen karmaşık planlarını kurar, şehrin derinliklerinde kimseye duyurmadan savaşa hazırlanırlardı. Her baronun kendine özgü bir gücü, kendine has bir tarzı vardı. Kimi uyuşturucu ticaretine hükmederken, kimi kara para aklama işinde ustalaşmıştı. İstanbul'un kalbi onların ellerinde atıyor, şehrin damarlarına yayılan korku ise onların mirası olarak kalıyordu. Ha, gücün ve korkunun lideri ha, bu baronlardan biriydi. Henüz genç yaşta sokaklarda başlamıştı hikayesi. 15 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte yoksulluk içinde yaşamaya çalışıyordu. Babası iş bulamadığında ha, sokaklarda ayakta kalmanın yollarını bulmak zorunda kaldı. İlk yumruğunu vurduğu günü hala hatırlıyordu. O gün İstanbul'un kaderinin bir parçası olacağını hissetmişti. Mahallenin çocukları ona korkuyla bakardı. Çünkü Hağ'ın gözlerinde sıradan bir insanda olmayan bir cesaretin ve gözü karalığın izleri vardı. Yıllar geçtikçe Hağ güçlendi. Etrafında ona sadık adamlar topladı ve sokakları kontrol altına aldı. Rakiplerini birer birer saf dışı bırakarak İstanbul'un en güçlü baronlarından biri haline geldi. Ama Hağ'ın amacı diğerleri gibi sadece para kazanmak değildi. O, şehrin ruhunu ele geçirmek istiyordu. İnsanlar onun adını duyduklarında yüzlerinde bir korku ifadesi belirir, konuşmalar kesilirdi. Ha, bazen sert, bazen de insancıl tavrıyla tanınırdı. Çünkü o, sokakların dilini konuşan bir liderdi. Onun için sokaklarda güç kadar, sadakat ve saygı da önemliydi. Mahallede çocuklara yardım eder, hasta olan yaşlılara el uzatırdı. İnsanlar onun bu ikiyüzlü karakterine alışmıştı. Sert ama adil, korkutucu ama koruyucu. Hay'ın hikayesi, basit bir suçlunun ötesinde bir liderin hikayesiydi. Ha, sokakların ve mahallelerin nabzını tutarak güç kullanmanın yanı sıra zihinleri de kazanmanın önemini anladı. Her sokak köşesinde onun adına çalışan bir çocuk, bir delikanlı vardı. Bu gençler Hağ'ın gözü kulağıydı. Onların sadakati Hağ'ın insanlara sağladığı yardım ve koruma sayesinde sağlanıyordu. Mahalledeki çocuklara futbol topu alır, sokakta yaşayanlara yemek dağıtırdı. Bu yüzden Hağ'ın adı hem korkuyla hem de saygıyla anılırdı. Onun gücü sadece şiddetten değil, aynı zamanda mahalle halkının ona duyduğu minnetten de geliyordu. Ha, bir gece vakti Boğaz'a bakan eski bir apartmanda otururken sokakların nasıl değiştiğini izledi. Şehir büyüyor, mahalleler değişiyor ama ha, hep aynı kalıyordu. Hep güçlü, hep etkili. Age, sadece gücüyle değil zekasıyla da ön plana çıkıyordu. Savaşmak ya da tehdit etmek onu tanımlayan tek şey değildi. Hey, karşısındaki insanı anlamaya çalışır, onların zaaflarını öğrenir ve bu zaafları kendi avantajına kullanırdı. Sokaklardaki her hareket, her fısıltı onun kulağına giderdi. Ha, kendisini korumak için yalnızca silahlı adamlarına güvenmekle kalmıyor, bilgi ağını da sürekli genişletiyordu. Onun en büyük kozlarından biri, düşmanlarının ne yapacağını önceden tahmin edebilme yetisiydi. Sokaklardan toplanan istihbarat ve mahallelinin ona olan sadakati, Hağ'a büyük bir avantaj sağlıyordu. Bu yüzden rakipleri ondan çekinir, Hağ'ın öfkesini üzerine çekmekten kaçınırlardı. A, sessiz ve hesaplı baron, bir diğer baron ise A'ydı. A, her zaman daha sessiz, daha stratejik bir figürdü. Onun hikayesi de sıradan değildi. A, İstanbul'un işlek semtlerinden birinde küçük bir dükkanda çalışırken yeraltı dünyasına adım atmıştı. Gücünü bilgiden ve sessizce kurduğu geniş bağlantılardan alıyordu. Polis teşkilatında, siyasette ve hatta basında bile adamları vardı. İstanbul sokaklarında yaşanan her olaydan haberdardı. Rakip baronların planlarını öğrenir, onların hamlelerini önceden görüp piyonlarını doğru şekilde oynardı. A'nın en büyük gücü gizlice kurduğu ittifaklardı. Bu ittifaklar sayesinde düşmanlarını zayıflattı ve şehrin kontrolünü sessiz ve derinden ele geçirdi. İstanbul'un arka sokaklarında A'nın adı bir fısıltı gibi dolaşırdı. Duyulduğunda insanlar konuşmalarını keser ve etraflarına bakınırdı. A, her zaman soğukkanlı ve hesaplıydı ama bazen zayıf olanlara yardım edecek kadar da insancıldı. Onun için güç sadece hükmetmek değil, bazen de koruyup kollamaktı. Onun kurduğu ittifaklar sadece suç dünyasıyla sınırlı değildi. Mahalle bakkalından, sokak çocuğuna kadar pek çok kişi ona borçluydu. Ari'nin stratejisi her zaman uzun vadeli olmuştu. Rakiplerini alt etmek için sadece güç kullanmak yerine onları zayıflatmanın daha incelikli yollarını bulurdu. Rakip baronların iş bağlantılarını bozmak, polisle olan ilişkilerini sabote etmek gibi yöntemlerle onları yavaşça devre dışı bırakırdı. A, aynı zamanda mahallelerdeki insanlara da destek olurdu.
Bu onun güç kazanma yollarından biriydi. Zor durumda kalan ailelere yardım eder, çocukların okula gitmesi için destek sağlardı. A, bazen rakiplerini bir masa etrafında toplayarak sözde barış görüşmeleri yapar, bu toplantılarda onları manipüle ederek istediği sonuçları elde ederdi. Onun için savaş sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda zihinlerin de savaşıydı. Bu yüzden A'nin adı hem korkulan hem de saygı duyulan bir isimdi. A'nin başarısının arkasında zekası kadar soğukkanlılığı da yatıyordu. Hızlı hareket etmektense rakiplerinin açığını bulup onları yavaş yavaş köşeye sıkıştırmayı tercih ederdi. Bu yaklaşım A'yı diğer baronlardan ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Sokaklardaki çocuklardan polislerin içinde olan adamlarına kadar geniş bir ağ kurmuştu. Bu ağ sayesinde İstanbul'da olup biten her şeyi an be an öğreniyordu. A'nin en büyük avantajlarından biri de insanların güvenini kazanıp sonra bu güveni kendi lehine kullanmaktı. Onun planları uzun vadeli, düşünülmüş ve detaylıydı. Her hamlesi bir öncekini destekler nitelikteydi ve bu nedenle rakipleri onunla baş etmekte zorlanırdı. Baronlar arasındaki gizli savaş, baronlar arasındaki mücadele her zaman gizli bir savaştı. Silahlar nadiren baronların elindeydi. Onun yerine işleri adamları halleder ve sokaklarda kan akardı. Bir baronun adı duyulmaya başladığında diğerinin düşüşü kaçınılmaz hale gelirdi. İstanbul gecelerinde yankılanan silah sesleri bir baronun gücünü göstermek için verdiği işaretti. Bu baronların savaşı şehrin karanlık tarihinde derin yaralar bırakıyordu. Her baron kendi bölgesinde bir hükümdardı fakat hepsi aynı tahtı, yani İstanbul'un kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyordu. Baronların karar gecesi gecenin geç saatlerinde boğaza bakan lüks bir villada İstanbul'un baronları bir araya gelmişti. Masanın etrafında otururken her biri diğerinin gözlerine bakıyor fakat asla güvenmiyordu. Bu toplantı görünürde bir barış görüşmesiydi. Ancak masanın altında her biri elindeki kozları saklıyor ve bir sonraki hamlesini düşünüyordu. Bu tür toplantılar İstanbul'un kontrolü için yapılan gizli anlaşmaların ve kırılgan ittifakların sahnesiydi. Herkes birbirinin elini sıkıyor ama her an arkasından hançerlenmeye hazırdı. Şehrin kaderi bu odada şekillenirken İstanbul'un geleceği bu baronların ellerindeydi. Kim kazanacaktı, kim kaybedecekti? Bu soruların cevabını yalnızca zaman gösterebilirdi. Ancak bir şey kesindi. İstanbul'un gizli baronları şehrin karanlık hikayesini yazmaya devam edeceklerdi. O gece villa sessizdi fakat gerilim yoğun bir şekilde hissediliyordu. Her baron diğerinin gözlerini incelerken kimse gerçek niyetini belli etmiyordu. Bu toplantılar görünüşte dostluk ama gerçekte düşmanlığın en yoğun hissedildiği anlardı. Herkes bir yandan el sıkışırken diğer yandan aklında bir sonraki hamleyi planlıyordu. Ha, Aca'nın hareketlerini dikkatle izliyor, onun zayıf bir anını kolluyordu. A ise Heçin çevresindeki adamları hakkında bilgi toplamış, bu bilgiyi nasıl kullanabileceğini düşünüyordu. İki baronun arasındaki bu sessiz çekişme aslında İstanbul'un karanlık geleceğinin habercisiydi. Değişen dengeler ve yeni hamleler bu toplantının ardından baronların hayatlarında bazı değişimler başladı. Ha, kendi bölgesini daha da genişletmek adına yeni stratejiler geliştirmeye başladı. Artık sadece sokakları kontrol etmekle yetinmeyip şehrin ticaretine de el atmak istiyordu. Yeni bir ittifak kurdu ve bu ittifak sayesinde iş dünyasında da etkili olmaya başladı. Artık Ha, yalnızca bir sokak baronu değil, aynı zamanda iş dünyasında sözü geçen biriydi. Bu değişim Ha'ın gücüne güç kattı ve İstanbul üzerindeki kontrolünü pekiştirdi. A ise Ha'cın bu yeni hamlesini yakından izliyordu. Onun gücünün artması A için potansiyel bir tehlikeydi. Bu yüzden A daha agresif bir strateji izlemeye karar verdi. Rakip baronların zayıflıklarını kullanarak onları birer birer saf dışı bırakmayı planlıyordu. A, Ha'ın yükselişini durdurmak için daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmaya karar verdi. Ha'ın yakın çevresine sızmak. Bu amaçla Ha'ın güvendiği adamlardan birini kendi tarafına çekmek için çalışmalara başladı. Bu adam, Ha'ın en yakınlarından biri olup Ha'ın tüm planlarını bilen biriydi. A, bu adam üzerinden Ha'ın hamlelerini önceden öğrenmeyi ve ona karşı önlemler almayı planlıyordu. Karanlıkta süren mücadele İstanbul'un ışıkları geceyi aydınlatmaya devam ederken bu karanlık hikayeden kimsenin haberi yoktu. Şehrin arka sokaklarında, gölgeler arasında süren bu mücadele İstanbul'u İstanbul yapan gizli savaştı. Baronların güç mücadelesi şehrin ruhuna kazınmıştı. Ancak bu döngü sonsuza kadar devam edemezdi. Bir gün bu karanlık mücadelede ya bir baron diğerini alt edecek ya da şehir bu yükü daha fazla taşıyamayacaktı. Bu savaşın bir sonu olmalıydı. Ya baronlar kaybedecek ya da İstanbul kazanacaktı. Gölgeler arasındaki bu mücadele şehrin kimliğini belirledi ama artık son bulması gerekiyordu. Belki de o gece boğazın ışıkları altında baronların hesaplaşması için geri sayım başlamıştı.